Selam aleyküm, hayırlı akşamlar. Sevgili Atera Telekanalı'nın teleserjileri, bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve nevbetteki bölümümüzde biz Kırım Tatar tilinde ala baramız ve yüz bergen M aftanın sonunda tatil günleri yüz bergen ve bugün informasyon vasıtalarda peyda olgan haberlerini muzakere ettemiz. Men hatırlatam ki biz yayınlarımız canlı yayında çalışa, bizlerge telefon açabilirsiniz, suallarınızı Gaylerinizde fikirleriniz seslendire bilesiniz ya da Skype adresimiz ge suallarınızı yazınız. Men olarını seslendiririm yayınımızga teşrif buyuracak musafirlerimiz ge. Men ise bizim yayınımızga hoşulgan musafirimiz Celal Bey içtenini selamlamağa memnunum. İstanbul'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yolbaşçısı. Celal Bey, selam aleyküm, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Celal Bey, ben sizni körem, biz de iştesiz mi, köresiz mi? Tabii ki, jetem, görüyorum. Biz de. Celal Bey, demek çok mühim bir meseleni laf etmek isteyeyim sizden. Bu rahatlık günleri, tatil günleri Ankara'da, demek işgal etilgen Kırım'dan kelgen teşvikatçılar böyle bir forum otkerdiler ve bu forumda işgal etilgen Kırım'da işte vaziyetinin ne kadar yakşı olganı ile bağlı yalan yanlış demek şeylerini aytıp geçtiler. Aslında siz bu vaziyetke nasıl bakasınız? Nasıl ola da işte Türkiye'de bu kubu forum otkerle anda demek teşvikatçılar keliler bu yalanlarını aydınlatalar? Yani nasıl kıymet kesesiniz bu yüzbergen hadislerge? Şimdi ben bu Ankara'daki ziyareti doğru bulmuyorum. Tabii bu işi organize eden arkadaşımız Ünversal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bu ekibin gösterisini, yani halka daha çabuk ulaşması için belediyeden salon istedi ve belediye onlara salon verdi. Ve sonradaki Ankara'da yaşayan arkadaşlarımız Ümit Çilit, bu Dernekler Federasyonu Başkanı, sonra Ankara'daki Büyükşehir Belediyesi'ne giderek bu salonların programlarını iptal etti. Bu programlar iptal edildikten sonra Ankara'da bu organizasyonu yapan Ünversal, Rus Konsolosluğundan, Rus Büyükelçisi'nden irtibata geçerek Ankara'daki Rus Kültür Merkezi'nin kendi içinde bu Kırım'dan gelen ağırlayıp ve konserlerin orada olacağını ve toplantıların orada devam edeceğini ilan etti. Tabii bu da demek ki Ankara'da çok az kişiye ulaşabilecekler. Kısıtlı bir imkanla bunu dile getirecekler. Kırım'daki rahatlıklarını anlatacaklar tabii. Aslında bunlar Rus borazancıları. Ruslar ne derse onları söyleyecek insanlar. Hı hı. Ama Kırım Tatar tiyatrosunun sanatçılarını ben burada ayırmak istiyorum. Çünkü onlar orada devlet memuru olduğu için devlet onlara emir verdi. Siz buraya gideceksiniz dedi. İnsanlar da kalktılar, Ankara'ya geldiler. Ama çok az bir kısıtlı bir insanın seyretmesi ve faaliyetlere katılması yok gibi oldu. Yani sadece bir televizyonda, ulusal kanal televizyonda o Lenara Selendi diye bir profesör işte bir oturuma katıldı, onu gördüm. Onun dışında da böyle çok televizyonlarda ve radyolarda aktif olarak propaganda yapamadılar. Hı hı. Tabii bu demek değil ki sadece Ankara'da. Mesela İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nin 18 Aralık'ta Rus Kültür Günleri adı altında kendi salonlarında bir program yapıyor. Bu Türkiye'deki yaşayan Rusların dernek faaliyetleri. Hı hı. Yani Ruslar Türkiye'de boş durmuyor. Yani illa Kırım'dan Tatarların gelmesi gerekmiyor. Türkiye'de yaşayan Rusların kurdukları kültürel faaliyetler. Bu Üsküdar Bağlar başında Avrasya salonunda Rus Kültür Günleri olacak 18 Aralık'ta ve saat 13'te olacak. Hı hı. Ve biz bu belediye nezdinde derneğimiz olarak harekete geçtik. Özel kalem müdürünü aradık. Bu işten çok üzgün olduğumuzu
işte Kırım'ın işgal edildiğini, oradaki soydaşlarımızın, dindaşlarımızın zor durumda olduğunu anlattık. Ama dediler ki işte bu devletin emriyle yapılan, Türkiye'deki karşılıklı kültürel anlaşmalarla yapılan faaliyetler gibi şeklinde cevap verildi. Onun için de çok fazla bir şey söyleyemedik. Ama tabii bizim seçim yaklaşıyor İstanbul'da. Evet. Seçim zamanı o bölgede yaşayan Kırım Tatarlarına bu Üsküdar Belediyesi'nin Rus Kültür Günleri ve işte bunlarla ilgili faaliyetlerini duyuracağız. Yani diyeceğiz ki bu adamlar böyle böyle yapmıştı. İşte oy kullanırken dikkatli olun şeklinde. Ama Ankara'daki şey çok profesyonel, Rus devletinin desteğiyle yapılan, bütün ekonomik finansal şeylerini karşılayan Rus devleti, yani Ruslar tarafından karşılanan uçak biletleri, otel paraları, işte oradaki gezmeleri, konaklamaları falan hepsi bence profesyonel bir süreç gibi Rus arkalı yapılan bir faaliyet. Doğru bulmuyorum tabii. Yani evet, zaten Ruslarının bu teşvikatına, propagandasına ne kadar çok para ayırganları malumdur. İşte onlar uzun bu informasyon siyasetine milyonlarca dolar gibi para ayırlarlar ve bugün de bugün işgal edilgen Kırım'da vaziyetinin güzel olganı ile bağlı masallarını anlatmaları için Türkiye'de elbette ki bazı bir hainlerge bu kabı finansal yardım ve destek ayrıla elbette. Ya. Şimdi Ruslar çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Kırım'ın işgalinin ilk yıllarında, 2014 ve 2015 yıllarında İstanbul'daki Rus konsolosluğunun bana şansıma yazdığı mektuplar var. Mektuplarda diyor ki sizin diyor işte bizim kapımıza gelip bizi protesto ediyorsunuz. Yani Kırım'da halk çok iyi, iyi yaşıyor. Biz de onlara daha rahat, Ukrayna'nın vermediklerini verdik. İşte özgürlükleri var, hakları var kendi dilinde. Eğer isterseniz sizi biz davet edelim, Kırım'a götürelim, kendi gözünüzden görün şeklinde mektupları geldi. Aa. Bu, evet, bu mektupları ben Kırım Tatar Milli Meclis Reisimiz ve Ukrayna'nın büyükelçiliklerine kopyalarını gönderdim. Yani Rusların bu kültürel faaliyetlerinden ilgili iyi çalıştıklarını bildirmek için bunları duyurdum. Dernek sayfamızda da bunları yayınladım. İşte 3 tane mektup geldi. Ondan sonra bir daha bizden olumlu bir cevap gelmeyince bir daha mektupların arkası kesildi tabii. Ya aslında Celal Bey, bu kabı tedbirlerinin ötkerülüvü akatinde anda insanlarga çok fazla böyle bir tesiri bar mı? Ya da asıl da hiç kimse bu kabı ötkerülgenlerge kulağı asmay ve çok da bar mı ziyaret etmey, kormey, eşitmey ve ile ahrimine ne kadar şiddetli şekilde bu propaganda tesir eti insanlarga? Bana göre çok tesir etmiyor. Zaten işte o Rus kültür merkezinin içinde yapıldı konserler. Çok kişi oraya katılıp olamadı. Konserlere katılamadı, faaliyetlere gidemedi. Sadece Rusya'yı destekleyen ulusal kanal var. Orada işte bir profesör çıktı. Orada durumun iyi olduğunu falan şeklinde böyle kısa konuşmalarla Türk dünyasından ilgili konuşmalara sohbet yaptı. Onu ben televizyonda gördüm, biraz dinledim. Kısıtlı bir çerçeve içinde. Yani basın ilgi göstermedi. Neden ilgi göstermedi? Rusya'nın yayılmacı politikası tam Ukrayna sınırına asker yığması ve askeri araçları, füzeleri Kırım ve Ukrayna sınırına yığması tam Türkiye'nin gündemi bu vardı. Yani Ukrayna-Rus harbi vardı. İşte Rusların da burada gelip bir de Kırım Tatarlarını getirip böyle kendi propagandası yapmak halk arasında hiç ilgi görmedi. Yani Ankara'da yaşayan Rusların katıldığı, birkaç tane satkının katıldığı bir program şeklinde oldu. Hı hı.
Ya mına umumen alganda körgenimizge köre demek hem de siz aytıp geçtiniz Rusya'nın propagandası Türkiye Cumhuriyeti'nde işte çok çalışa biz köremiz Türkiye bunun için işte çeşit türlü demek Rusya bunun için finans yani mali destek ayranda çeşit türlü demek onların andaki dernekleri diasporalar bu kabı akciyalarını ot kereler hem de propaganda maşnası Türkiye'de çalışkanını çok yakışı köremiz yani buna kontr propaganda buna cevap olarak Türkiye medyası ne kadar takip etti akıkı Kırım'daki vaziyetini, Kırım'ı bağlama, Kırım'dakilerinin laf etmek, işte bilmeyim advokatlarını, ak korçalayıcılarını, vatandaşlık korçalayıcılarını, sesi mabuslarının, ailelerini veylak. Yani bu mesele etrafında mına, buna cevap olarak çok böyle faal şekilde hareket alıp barala mı medya tarafından ya da yok? Şimdi medya tarafından çok aktif bir şekilde haber olmuyor. Sebebi de Kırım'da kan dökülmediği için. Hı hı. Bir Kırım Haber Ajansımız var. İşte bilindiği gibi elektronik oradan dobu var. Sizin kanallarınızı bazı arkadaşlar dinliyor. ATR'yi dinliyor. Sizi dinliyorlar özellikle. Bu basından, yayından alakaları profesyonel şekilde alıp varmak lazım. Onlara hı hı. devamlı bilgi aktarmak lazım. Belki başka bir haber ajansını daha farklı bir hale getirmek lazım. Daha çok noktaya iletişim kurmak lazım. Hı hı. İşte Kırım Tatar Milli Meclisi'nin şeyi var, Türkiye'de temsilciliği var. Bence onu da televizyona çıkarıp bu konularda aktif neler yapılıyor veya neler yapılmıyor şeklinde sormak lazım. Avrupa'da da bir sürü temsilciliklerimiz var. Bunların hiçbirisinden bu Kırım'ın işgali, işte avukatların tutuklanması, mahpusların cezalandırması hakkında kendi yaşadıkları ülkelerde hiçbir şekilde böyle bir beyanatlarını ben görmedim. Ben onları takip ediyorum. İşte Ankara'daki dernek, Ümit Şilit'in dernekler platformunda bu Ankara'daki faaliyetin Büyükşehir Belediyesi'ne müracaatla belediyeden aldığı salonların iptal ettirilmesi çok büyük işti bence. Burada tabii kişisel gayretler de var. Hı hı. Mesela Türkiye'deki veyahut da ki dünyadaki Kırım Tatar Milli Meclisi'nin temsilcilikleri aktif olarak çalışırsa ne bileyim özel ajanslar var. Belki onları parayla kiralamak lazım. Onlar bu işleri yapabilir. Yani kendi ferdi olarak insanlar yapmıyorsa Kırım Tatar Milli Meclisi profesyonel düşünerek Avrupa'da, Türkiye'de ajans kiralayabilir. Veyahut da yaptığı iş karşılığında bir para ödeyebilir. Yani bunlar yapılabilir. İşte bizim Kırım derneklerin yaptığı, sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları demek ki yeterli kalmıyor. Hı hı. Yani burada bir şey gibi, yani tam profesyonel çalışamıyoruz demektir. Kesinlikle de bu COVID hastalığının dünyada yaygın olduğu gibi Türkiye'de de çok etkisi var bunların. Bu iki senedir mesela biz İstanbul Kırım Derneği olarak İstanbul'da polise müracaat ettik gösteri yapmak için. COVID'i bahane yaparaktan bu tür gösterilere izin vermiyoruz şeklinde hastalık geçtikten sonra dendi. Hı hı. Ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İstanbul Valiliği mesela bizim İstanbul Beyoğlu'nda Rus konsolosunun önüne gitmemize ve orada basın açıklaması yapmamıza müsaade etmiyorlar artık. Neye müsaade ediyorlar? Konsolosluğun çok yakın bir meydanında basın açıklaması yaptıktan sonra ancak 4-5 kişiye izin vererek bu insanlar işte Rus konsolosluğunun kapısına kara çelenk bırakıyor. İşte Kırım'da sizi istemiyoruz, işgalin filanca yılı, onu koymasına müsaade ediyor. Onun dışında biz eskiden işgalin ilk yıllarında Rus konsolosluğunun önünde basın açıklaması yapıyorduk. Polis tedbirini alıyordu, kimseye zarar vermiyordu. Güzel oluyordu. Evet. Ve şimdi bu imkanı elimizden aldılar. Buraya gidemezsin diyor. Burada gösteri yapamazsın, basın açıklaması yapamazsın diyor. İşte bu gelişen zaman içinde de İstanbul'daki Üsküdar Belediyesi'nin Rus Kültür Günleri yapması. Yani Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler, sadece bu Türkiye ile
Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler değil. Rusya'da iş yapan bir sürü Türk şirketi var. Bunlar da zaman zaman bu tür şeylere finansör oluyorlar. Yani demek eğer ki imkan olsa ve istek olsa böyle bir teşvikatçı akciyalar eylemlerinin o günü alıp iptal etmek imkanı var mı diyorsunuz? Yani kısmen. İşte Ankara'daki belediye salonlarının iptal edilmesi gibi. Celal Bey, yani hakikaten de bu vaziyet biraz böyle açılandırıcı da dep aytmağa mümkün. Çünkü Kırım'da demek represiyalar yapılırken demek balalar babasız, kadınlar ersiz, analar işte oğullarsız işte yaşamak mecburiyetinde kalırken başka bir ülkeye barıp işte yalan aytıp vaziyetinin güzel olganını hakkında aytmak bu asıl da çok büyük böyle bir yaman sözlerini bile kaydetmeyi istemeyeyim şimdi canlı yayında mı ama hakikaten de bu korkutucu bir vaziyet deyip aytmağa mümkün ve bu meselede mına çeşit türlü yerlerine kaydettiniz ülkelerini diasporalarını ve ilahir mence muhim olgan şey herkesin özünden soraması ya men ne yapabilem men ne yaptım biz bunu nasıl yapabilemiz eğer ki işte bu sual herkeske berse mence teşebbüs çok daha fazla olur değil mi? Doğru söylüyorsunuz tabii. Şimdi bu Covid'den dolayı Dünya Tatar Kongresi yönetim kurulu toplanmıyor biliyorsunuz iki senedir. Kırım Tatar Milli Meclisi de toplanmıyor herhalde ben öyle görüyorum. Bence Kırım Haber Ajansı'nı daha iyi profesyonel hale getirmek lazım. Başka ajanslarla, dünyadaki başka ajanslarla ortak hareket etmesi lazım. Yani bu da tabii finans meselesi. Nasıl olur, nasıl biter? Bunu çok şey yapmıyorum. Ama dünyada profesyonel olarak bu işi yapan ajansların olduğunu biliyorum. Yani onlardan istifade edilebilir bu konularda. Farklı, Türkiye'de de bu olaylara farklı yaklaşan arkadaşlarımız var. Yani demokrasi içinde işte o da aradan 8 sene gibi bir zaman geçti. Evet. Yani zaman geçtikçe de bir de bu hastalıkla beraber farklı iletişim kanallarının ortadan kalkması, insanların evlerine çekilmesi biraz tabii bunlara da meydanı boş bıraktı aslında. Yani takip edecek mi elbette ki bu vaziyetlerini? Çok sağ olun Celal Bey, bize bağlanıp sorularımıza cevap verdiğiniz için ve kıymetli fikirlerinizle paylaşkanız için büyükten büyük teşekkürler. İstanbul'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yolbaşçısı ve bütün dünya Kırım Tatarlar İcra Komitetinin azası Celal İçten bizle canlı bağda edi. Yayınımızga ise şimdi Rizağa Şifkiyev bağlana Milli Meclis azamız kelin son selamlayık. Rizağa hayırlı akşamlar. Selam aleyküm. Hayırlı akşamlar. Selam aleyküm. Rizağa bilmeyeme işitmege imkanınız oldu mu Celal Bey'in laf etkenlerimizine ama demek esas bu mevzu keçenleri Ankara'da işgal etilgen Kırım'dan ketirilgen teşvikatçiler ile böyle bir akciya otkerilmesi, böyle bir forum otkerilmesi ve demek anda sanki dersin Kırım'daki vaziyetinin nedenle güzel olganı ile bağlı çıkışlarının yüz bermesi olgan edi ve Celal Bey içtenyen bu meseleni asıl da laf ettik ve degenine göre bizim işte informasyon cihetten daha fazla, daha ciddi, daha şiddetli şekilde çalışmamız lazım. Kırım Haber Ajansı'nın faalleştirilmesi meselesinde koterdi Celal Bey. Asıl da siz bu vaziyetke nasıl bakarsınız? İşte Ankara'da, Türkiye'nin paytaxtında bu kıbı tedbirinin otkerilmesi aslında ne anlamga kele? Siz bunu nasıl koresiniz bu vaziyetini? Evet, Rusya Türkiye'ni cenk etmedi. Türkiye demokratik hükümetidir. O en bir gelgen böyle ufak tüfek misafirlerini bakıp olmay. Onun için de onun faydalanıp o İsrailli televizyoncuları gelip ana bir salonda toplanıp başladılar başlamaya nasıl Kırım'da yaşayız güzel eken. Rusya'ya gelgen son Kırım Tatar halkın rahatlık görgen, Kırım Tatar halkı yaşı yaşa başlayan böyle bir propaganda aksiyasını geçirdiler.
bu Rusya evet, hepimiz biliriz. Propagandaya çok para verir. Hem onların istikları pek güzel çalışsa demek mümkün. Çünkü onlar gösterirler çalışmaları. Evet, o kadar para verilgen son, ona göre adamların tatlılar çalışırlar. Ama da onların propagandası, bu Türkiye'de gelgen aksiyaları ben belirsem tesir etmedi. Kimge onu göstermeye istediğini? Kimge? Türkiye halkına mı? Hı-hı. Evet, Türkiye halkı onu asla böyle kulak asmaz, inanmazlar onların aykanlarına. Çünkü Türkiye halkı Kırım Tatar derneklerinin bizim diasporanın aytkan lafları dinleyler. Onlar içti olsalar meclisin sesini işitirler. Kongrenin sesini işitirler. Ve bu propagandaları onların hiç de tesir etmez. Ama yazık ki yanada bunlar çıkışlar yapıp olalım. Yapıp geçirdiler. Ama şimdi ona karşılık ne yapmak mümkün? Ben belirsem çok televizyon kampanyaları bizim Kırım Tatar derneklerinden reislerinden interviyo alsalar buna siz Celal Bey'in konuşan gibi ve bu sentral televizyonlarda bu interviyolarda Türk halkı baksalar ve gerçek tarafın işitseler ve yaşı olur edeyim yani belirsem. Son o zaman daha çok Türkiye halkı anlar edi. Bizim halkımızın naz alda yaşayan İsrailler türlü ne kadar bizim adamlarımızı kapattılar. Ne kadar balılar kaldılar babasız 300 gibi kameraman yaşayan bu böyle zamanda. Onu anlatabiliriz. Ya mına bunun birlikte Celal'da beydi şunu aytıp geçti ki mına vakit geçiyor. Endi 8 yıl olgan işgal edilgen Kırım işgal edilgeninden sonra ve eğer ki ilk yıllara böyle daha şiddetli bir reaksiya olgan olsa demek bu kibi aksiyalarga elemlerge da işte vaziyetler taze olganı kibi sebebinden mına 8 yıl geçken sonra artık biraz başka bakıla degen böyle bir fikir de seslendirile çeşit taraflardan sadece şimdi degil mına siz buna nasıl bakasınız hakikaten de mi vakit yuta bile işte vaziyetini işgalini veyle ahri. Eğer bu lekete verse bir alıştırırlar. Bilesin buna mesela Mustafa Han'ın bir şakası var. Hapske kapalgansın 2 yıl ağır ola 2 yıldan son alışa adam. Ve normal gibi kanda yaşar bekleyin ne zaman çıkacağını. Bu icralık da öyle bir böyle bir hapis gibi saymak mümkün. Bu andan halklar da halkımız da tırışalar bir çalışıp bir yerin tapmağa ballar o seyler ballar yaşamağa isteyler adamlar kiyinmeye isteyler adamlar ne ağırlık olsa da evet yaşayışı toktatıp olmazlar toktatılma yaşayış getirir ne ağırlık olsa bir onun için böyle andağı yaşayan halkın ağzı tek özü bile ve bizler bundan çetten bakıp anlayımız bizim soylarımız dostlarımız anda yaşayanlar. Dünya nasıl bakanda? Dünyada bir alışık kalan gibi oldular. Buna şey bakamız böyle büyük politikada Biden Putin'le konuşken son onlar da onun lafı ne zaman Kırım'ı boşaltmak ve Donbass'la beraber işgallerini Rusların çıkarmaya Ukrayna'dan onun lafını etmeler de tek bu Rusya'nın agresiyası daha ziyade olmakay
tek olarak Ukrayna'ya girmeyeydi. Cenk açmağıyla. Eğer şey, Rusya Putin dese biz buna Ukrayna'ya girmeyiz. Onlar rahat, rahat yaşayacaklar. Razılık. Ben sayan bu politika pek yanlış. Doğru değil. Aslında Rusya'nın her zaman bu sanksiyonlarını yapacak sanksiyonların mutlaka geçirmek gerek de Kırım'ı ve Donbas'ını Ruslardan tartıp almaya, boşaltmaya icralardan. Eğer bu birinci yerde koyulmasa Rusya tınmayacak, her zaman böyle korkuzluğa çıkaracak, her zaman böyle blefler yapacaktır, sanki cenk edecektir. Tırmayı çünkü ona bir baskınlık, Rusya'ya bir tesirli baskınlık Putin'in administrasyonu duymuyor. Halkı, Rusya halkı, ben bilesem onlar da propagandacı bunu yaşarlar. Onların da milyarın fikirleri bozup asla öyle bir ağla getirdiler. Onlar bir düşünmeyesiz, düşünmeyen bir mal ağında kaldırdılar onlarda. Tek onlarda korkuzalar bana NATO girecek olan Rusya'da, evet. NATO tanıp alacak Rusya'da yaşamaya vermeyecek. Onun için biz korçalar böyle girişe biz başka yerlerde, hani Gruzya'da değilsin mi, Moldavya'da değilsin mi, her yerde bunu Kırım'da aldı sonucumuz ki böyle Fabiyada yengil bir işler gösterip maktanıp o Rusya halkı ona razılık verip o zeri de ayakta durmayın. Onun için bu propaganda dediğin iş bir tesirlidir. Bir tesirlidir. Bunu propagandaya yanında bakanda onun tek propagandası tek böyle lafken geçmiyor. Onlar bu hibrit cenkli hükümetler arasında da yaparlar. Bunu gelip Ukrayna'da bir taraftan ordusun yakınlaştırırlar. Ukrayna'ya yakın sanki girecek olup bir taraftan da Ukrayna içinde ne üçündür apansızdan başlandı çeşitli skandallar var bir gelir jurnalistler ayakta durdular hükümete karşı sanki başka işimiz yok Ukrayna'da tek başka böyle bir keskin kritikalar yapıp Ukrayna'nın düşüncesi fikirleri bozup başka tarafa almalı. Bu da bu hibrit cenkli bir parçasıdır diye sayan. Onun için Ukrayna içinde de Ukrayna halkı muhat olmak gerek. Ukrayna jurnalistleri de muhat olmak gerek. Analiz yapıp böyle kolayla Rusya propagandasına, Rusya hibrit cenklerine kirişme gelir de ya da onlarına kullanmalarına izin vermemek gerekir. Çünkü istemese de istemeyip de yapsalar Rusya bazı bir şeylerini kullanabilir. Misal olarak bu Wagner Gate meselesi boyunca kordik aslında jurnalistlerinin Ukrayna prezidentinin biraz böyle talaş işerisine kırmesi ve bunu nasıl Rus teşvikatçı kanallarının kullanılması işte bu vaziyet etrafında Rizaga da sormağa istegenim bir şey var çünkü mana Türkiye'den başladık da körgenimizge körə demek teşvikatçılar Kırım Tatar at ve soy adlarını taşıgan insanlarını demek Türkiye'ye alıp baralar ve işte sözde bu Kırım Tatar işte Kırım Tatar degil aslında işgalcilerinin sözde bu telekanalı da anda barıp işte Kırım'daki vaziyet hakkında ayta ve bu insanlar Kırım Tatar at ve soy adlarını taşıyor. Mana sizin fikriniz je motivasiya
мотивациялары неден ибарет? Мен мисал бу ат ве суядларына баканын вакыты катенде бойлойч бираз кедерге далам биле деп айтмага мүмкүн, чөнки санки дерсин алардын картана карт бабалары ишгал Кырымдан бир вакытлары сүргүн этилмеген эди. Санки дерсин Кырымга кайтуу мужаделеси бермеген эди. Санки аталары советлер тарафынан өлтүрүлмөгөн. Бундан эвел Русия императорлугу тарафынан демек залымдыкларга, зулүмлөргө угурамаган кибы санки дерсин аракет этилер. Яны буларны көрмөмөк, көздөн кечирмөмөк мүмкүнмү асылда? Не насыл этип бойло улаки су акырымдатар ат ве суятларын ташыганлар бүгүн япылганларга бахмадан Кырымдагы вазияттын мукемел болганы акында лаф этмеге девам этелер. Evet, Ruslarda bir laf var. Семья не без урода дейлер. Evet, bizim halkımız için de tapalar, öyle adamlarını, yaşlarını, o yaşlarını men sayam ana baba terbiyasın, kar baba bita terbiyasın görmegendir, almaganlar, çekmegenler içine halkımızın nasıl alga kalganına bunu deportasiya yapkanda yana da kim onu yaptı? Onu yana da Kremlin, Moskva yaptı o deportasiya. Ne kadar yarı halkımızı aman aman yarı halkımızı kayıp etti birinci yılları bu deportasiya yapkan son. Ne kadar bizim ana babalarımızı, kartlarını hapislerge taşlar, Salavki ya nelerge anda hıyna öldürgenlerini, ne kadar bizim intelligensiyalarını 37 seneleri akıp taşlaganları bu yaşlar onu ya bilmeli ya da paraga kızışıp bilmegen gibi gözlerin gösterildi. Çok onlara yazık ki men onlara masara diyecek olan eğer halkın İzgallar tübüne kalanda sen çıkıp onlarını o bu Rusya'nın mahta ve halkını ya güzel yaşağanın yalan açıp bütün dünyaya ifade göstermek tek masara yapmak mümkün ve onu o men onların ana babalarına da bek aşılanan onlara da diyecek olan yazık masara siz terbiye verip olmadınız ballarınızı. Şimdi aytmayayım yaşlar çalışmak gerekli. İzgallar tübüne kalan sonda ama özlerini tapmak gerekli öyle işte. Bu Rusya propagandasına çalışmakayla. Rusya'nın maktamakayla. İzgallı güzel tarafın deyip öyle yalanlar aytmakayla. Çünkü halkımız bek ağır aldadır. Ben bilmem nasıl o yaşlarının etrafına dostları da vardır. Soyları da vardır. Nasıl onlarla gözlerine bakarlar da utanmayla ve böyle propaganda işlerine çalışırlar. Belki de onların çoğusu da bilmem belki de bizim milletten de değiller. Onların adların Kırım Tatar adların verirler, gösterirler. Öyle de mümkün olgayla. Belki onlar terbiye olgandırlar. Bu FSB kollarına, onlar bir propaganda institutlarına hazırlanan. Öyle de mümkün olmak. Ama da yana da aytkanda men yaşlarda bizim halkımıza haydi mutlaka yalvaran bu katılı. Rusya propaganda işlerine hoşulman, Rusya propagandasın efirge çıkıp yapman. Çünkü halkımız güzel alga kalmadı. Halkımız bek ağır alga kalmadı. Ve demek Rizaga da şunu sormağa isterdim. Mına körgenimizge köre Rusya'nın teşvikat maşınası çok böyle ciddi şekilde çalışa çeşit türlü ülkelerde ve hususan bizlerge yakın olgan Türkiye Cumhuriyeti'nde de yapılganlarını köremiz. Olar bular için çok fazla mali destek ayıralar, para ayıralar ve alıp barılması için ve bu propaganda yapıla. Biz o tarafımızdan mına sizin fikrinizce kontr propaganda yapma imkanına sahip miz mi? Mına bu kerek mi? Nasıl körüne sizin sizge bizim cevabımız? Mutlaka kere. Eğer bir
propagandağa, kontrpropaganda mutlaka olmak mümkün. Bizim propagandamız Ukrayna tarafından, Kırım Tatar Milli Meclis tarafından birinci de anlatmak gerek. Bu halk değil, efir değil, bana televizyondan çıkıp anlatmak gerek halkımıza, bir tırışmak gerekmez terbiye vermek halkımıza. Çünkü biz o kadarını para ayrılmayın da Ukrayna'da böyle işlerine. Yalnız ki Ukrayna'nın o kadar parası yok ve bütçesine böyle propagandaya o kadar para ayrılıp olmayın. Evet, tırışalar, çeşit informasyon ajansları açalar. Buna yana yaxşı bugün ATR var, bugün Kırım haber ajansı var ama andaki sonda radyo çıka ama da o da azlık deyip sayar. Da bir ziyade doldurmak gerek. Buna ATR'ye mesela öyle bir finans yardımları gerek de o gece gündüz böyle terbiye, halkımıza terbiye vermek, böyle bir neleri, bölümleri olmak gerek. Halkımızın konuşma bölümleri olmak gerek. Mesela andan da telefon açıp sualler verip yaşlarga, ballarga, ana babalarla konuşmak, halklarla konuşmak, onların çıkarması yapmak gerek. Onun için ben sayayım, hükümet bizim informasyon ajanslarında bütçenin mutlaka kötülmek gerek. Çünkü Rusya propagandasına karşı yana da propagandayı yenmek mümkün. Bizim doğru gerçek propagandayı. Ақатны не, чүнки ақатны кимсе сустырамыз. Чок сагыныз Ризага яйынымызга багланып, суалларыбызга жооп бергениз үчүн бүктен бүк тешекүрлөр сизге. Риза Шевкеев, Милли Меджлис азасы бизле жанлы багда эдди сайгыл аркадашлар ве юз берген соңки адисилерни онен лав этип кечтик. Хусусан Түркия Жумхуриеты меселесини бизда яйынларыбызда музыкалык тичекмиз. Хусусан саат 20:15-тен биздин яйынымызга Түркия меселеси боюнча бойли gayet mutihassız bir insan ve öz vaktinde Türkiye elçiliğinde Türkiye'de yerleşken Ukrayna elçiliğinde çalışkan insan gelecek ve biz aslında Ukrayna ve Rusya arasındaki demek savaş ve cengde Türkiye'nin rolü arabulucu rolünü alabilecek mi degen suallerine ve hususan otkerilgen bu vaziyetine da laf edecek mi ve yayınlarımızda müzikere edecek mi sayılar arkadaşlar bu seni beteki yayınımızda bağlan Ancak musafirimizni bekleymiz. Bizim yayınımızga Elmi Umerov bağlanmalı. Çünkü bu rahatlık günleri Ukrayna'nın paytaxtı Kiev'de WCC mabuslerge destek akciyası otkerildi. Ve bu akciyaga çeşit türlü demek pervasız ve lehayt olmağan insanlar, Milli Meclis azalarımız, ahorçılaycılar ve ilahri koşuldular. Elmi Ağa Umerov bizlerge bu akta laf etmege, tarif etmege hazır. Bizler canlı bağda. Elmi Ağa, selam aleyküm. Hayırlı akşamlar olsun. Aleyküm selam, sağ olunuz. İlmi Ağa, mına rahatlık günleri sizin de iştirakınız ile Ukrayna'nın paytaxtı Kiev'de Maydan'da hususan böyle sesi mabuslerge destek akciyası otkerildi ve böyle küçük bir performans da yapıldı. İşte tavsiyatlıca bizlerge tarif etiniz lütfen. Maksat neden ibaret edi? Nasıl keçti? Ne kadar insan koşuldu? Siz de galibanda çıkışta bulundunuz. Men kenardan böyle izledim. Ne aittiniz? Buyurunuz. En esas informasyonlu povod. Daha bir kere Kırım Tatarların problemasını bütün dünya eşitsin deyip yapılgan bir... Elmi Ağa, alo. Uzuldu galiba bağımız. Elmi Umerov, Milli Meclis reisimizden muavini bizde canlı bağda eddi. Galiba burası telefon açtı ya da bağ uzuldu ya da şarjı bitti. Çeşit türlü variantlar olabilir. Biz daha bir kere bekleyemiz Elmi Ağa'nın yayınımızga bağlanmasını. Var mı acaba? Elmi Ağa? Yok. Elmi Ağa? Buyurunuz. Ben yaxşı eşitim. Мен де сіздің ішімді ешіттем, садеже көрмеген едік сізіне, емді бақ кесілді, бұйырыңыз, келіңіз, баштан алайық.
ili merasimlerin en birinci maksadı da bir kere bütün dünyaya bildirmek nasıl problemalar var Kırım Tatarlarında, Kırım'da, Ukrayna'da, Avrupa'da, dünyada da bir kere seslendirdik işte. Mm-hmm. O kadardır. Ama bunun beraberlikte menin bilgenime göre demek anda büyük bir böyle bayrak asıldı ve o bayrakta çeşit türlü insanlar özünün demek mesajlarını yazdılar ve bu bayrak galiba Kırım'a gitmesi zarur. Bu hafta malumatlarınız var mı? Tarif etin sütfen. Evet, malumatım var. Çünkü ben anda iştirak ettim. Evet. Yeah. Ben beledim, siz endi çok kere aittiniz onu. Yok, mına men bu sizni baglaymız. Ayta bermek. Yok, bugün da zaman informasyon programmasında Leyha, elbette ki Leyha olacak ama da olmaz. Dünyada Kırım Tatar merasimlerinde en büyük bir transparant oldu. Mm-hmm. Üstünde Ukrayna tilinde Svobodu politvyaznem деп yazıldı. Yeah. Biyaz materyal üstünde. Kırmızı materyanın yazıldı Svobodu politvyaznem. Bu demek siyasi mabuslerde azatlık. Ve anda mına meni birkaç günden son ben bilgenime göre yarın yel doğru tarafta olsa, Kırım tarafta olsa Arabatskaya strelkadan giberilecek şariklerin Tatarca sözünü da bilmeyeyim. Kuleler. Vazduşlu şariklerge baylap yiberecekler Kırım tarafta. Hı-hı. Ben de birinci kere degil, çok yapılgan bir merasim, çok güzel, dülber ve tekserli olup çıkan neticesi. Ya... Çünkü çok adam mutlak meydana gelip görmegen olsa bile televizyonda, internette pek çok onun hakkında malumat var. Biz elbet yeterli derecede şimdi aytıp olamamız birkaç dakika içinde. Mm-hmm. Men bilesem herkes onu tapar da okur ve siyasi mabuslarını boşa azat etmesine öz istesini koşmaya tırışar. Ya mına sizin fikrinizce bu kaba akciyalarının ötkerilmesi siyasi mabuslerinin meselesinde ne denli tesir etti? Yani bu olarga olarını unutmağanımız, destek etkenimizin mi bir işte böyle faaliyeti ya da katinde işgalcilerge bir mesaj olarak olarının siyasi mabuslerinin azat etül ve yönelişinde bir hareketler yapacaklarını beklemeyemiz mi? Yani nedir? Hep unutulmağanını bildirmek, hem desteğimizi bildirmek, hem işgalcilerge biz unutmayacağımız demek, hepsi beraberlikte bir aksiyada hepsini beraberlikte hareketimizge amelge geçirmek işte. Ya İlmiyağa da şunu soracak idim, menin bilgenime göre bu balaban bayrak üzerinde işte bizim liderlerimiz çeşit türlü pervasız lehayt olmağanlar çeşit mesajlar yazdı. Siz de yazdınız mı? Ne yazdınız? Ben yazdım. Hı-hı. Russia, давай домой. Мен асылында бұл байрақ үзерінде қатенде чоқ мирақлы бөлі мезажылар бар, оқымаға мирақлы олыр еді. Менің білгеніме көрей Мустафаға Джемилевте анда іштірак еткен, о да Мүрифатаға Чубайров, сіздерді өзінің мезажыларын. Асыл іштірак, бұл мерасымы әзірлеген инсанлар, чоқ фото ресімлер чектілер, епсі язылған шелерін фиксиру кеттілер, кім мирақланса, tapıp okumağa mülküm. Yeah. Çok meraklı şeyler yazdılar adamlar. Yeah. Hem işgalcilerge, mesajlar. Hem mabuslerge, hem halka.
Yani ardıgur olsun, en azından böyle informasyon cihetten destek bermek, bu yanda katinde büyük bir harekettir. Ve elmeğe da sormağa istegenin bir mesele var. İşte bundan evvel Rizağa Şevkevnen de bu meseleni kösterigen edik. Malum olganı kibi bu künlere demek Ankara'a böyle işgal etilgen Kırım'dan teşvi katçılar barıp, işte anda çıkışta bulunup, sanki dersin Kırım'da vaziyetinin normal, güzel olganı ile bağlı yalan yanlış hareketlerini yaptılar. Siz aslında bu vaziyetke nasıl kıymet kesesiniz? Ve bu vaziyetten bir de bir kureşme ihtimalları, şartları, usullarını koresiniz mi? Rusya'nın propaganda sistemasına koşuldular işte bizim semirdeşler. Eli aitmağın mülkün olsa satkınlar demek gerek. Çünkü onlar Kırım'da yaşap bilmemek mülkün değil. Ne kadar represiyalar kite, ne kadar adamlar hapishanelerde, sizolarda, türmelerde, lagerlerde bulunalar. Yüzlerinin adamlar represiyaya uğray sonki vakit daha muşkul şekilinde keçiriler. Asıl akılga yatacak şey dugul Nariman Celal ve iki tane onu koydeşleri teröristik akt yapkanlarıymış. Asıl Nariman hakkında değil bu şey. Nariman'a İstesen yapıştırmağa yapışmaz dayın bir şey. Mm-hmm. Siz belirliyiz ana o işgalciler bilmilerin bu şeylerin hepsini bileler. Bunlar düşman. Bunlar hareket yapalar, propaganda yapalar. Biz de onlara karşı özümüzün propagandamızın güçlendirmek mecburundamız. Tek arttan aytıp kalsak siz yarama işi yaptınız, doğru aitmadınız, gerçek aitmadınız, yalan aittiniz. Onun iş bitmez. Evet. Çok sağ olun Silmeğa. Katinde bu yönelişinde faaliyetlerinin devam ettirilmesi çok mühimdir. Aytkanlarınız ve kıymetli fikirleriniz mence eşitilir. Büyükten büyük teşekkürler. Sağ olunuz. Bizlerge bizlerle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için Milli Meclis Azası ve Milli Meclis Reisimizin muavini Silmeğa Umerov bizle canlı bağda eddi. Sevgili arkadaşlar, biz ise yayınlarımızga devam edecek mi? Sadece 4 dakikadan sonra ATR telekanalının yayınını Zaman informasyon programası devam ediyor. Son kivi en aktual haberlerine şimdi muhberlerimiz sizler için tarif edecek. Ukrayın tilinde seyretin. Sonra biz bu sözdeğe haydayacağımız ve mında teşif buracağımız musafirlerle kun devamında yüzbergen adislerine müzikir etmeye devam edecekmiz. ATR'li olmuşsun.